Ünlü bir annenin kızıyken nasıl şöhrete adım attı? Karenin müziğiyle nasıl tanıştı? Nasıl oyunculukta zirveye çıktı? İşte kariyerinin dönüm noktalarıyla Şevval Sam'ın portresi geliyor. Süper Baba'yla süper hikayesi nasıl başladı? Önce zahmete değer misin, değmez misin? Onu anlamamız lazım. İlk sahneye çıktığı gün neler yaşadı? Ünlü bir annenin ünlü kızı olmayı nasıl yaşadı? Benim onun önüne geçmem gibi ihtimal yok çünkü o artık Türkiye'de bir efsane. Her bir masal perisi, Karadeniz'den tangoya, sanat müziğinden rock'a nasıl bir müzik gezgini oldu? Ben müzikte gezgin ruhluyum sanki. Hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve otomobil sevgisiyle sanayide çalışmak isterdim. Dünden bugüne tüm bilinmeyenleriyle et yemiyorum ve herhangi bir şekilde et ya da tavuk reklamında oynamam. Güzel gözlü yıldız Şevval Sam'ın hikayesi geliyor. Yıl 1993. Süper Baba'yla süper başlangıç. 1993 yılında daha 20 yaşındayken tanıdık onu. Süper Baba dizisinin güzel gözlü Deniz'iydi Şevval Sam. Evet, tanışma faslı bitti. Hadi getir bakalım kitaplarını. Hemen mi başlayacağız? Hemen değil. Önce zahmete değer misin, değmez misin? Onu anlamamız lazım. Kim bu kız diye baktıklarında annesi çıktı karşımıza. Leman Sam'ın küçük kızıydı Şevval Sam. Her bir masal perisi, her rüyalarına annesi idolü, annesi renkli dünyaya giriş sebebiydi. Benim onun önüne geçmem gibi ihtimal yok çünkü o artık Türkiye'de bir efsane. O ne yaparsa yapsın o Leman Sam. Ben ancak ona layık olmaya çalışabilirim. Şarkıcılığı ve oyunculuğu aynı anda götürdü ilk yıllarında. İlk sahneye çıktığı gün magazin kameraları yanındaydı. Bir yıldız doğmuştu o gün. Süper Baba macerasından sonra ekranlara Feride olarak devam etti. Sen de benim mektuplarıma cevap vermedin. Mektup mu? Bana mektup falan gelmedi. Yazdın mı? Hem de her hafta hiç aksatmadan. Ben bir tanesini bile almadım. Eminim babamın bu konu hakkında söyleyeceği çok şey vardır. Sarı Fırtınayla evlilik ve Tarık Emir. Şöhretini yaşadığı dönemde evliydi Şevval Sam. 1993'te Yeşil Sağlar'ın ünlü yıldızı Metin Tekin'le evlenmişti. Müzik 1997 yılında oğlu Tarık Emir'i kucağına aldı. Dönemin en popüler çiftlerinden biriydi ve Tarık Emir böyle görüntülenmişti o yıllarda. Ama evliliği 1999 yılında biterken Şevval Sam şöhretine odaklanıyordu. Boşandıktan sonra ilk projesinde Özcan Deniz'le Aşkın Dağlarda Gezer dizisini çekmiş, Kajal olarak çıkmıştı ekranlara. Onlar hava gittiğimizi sanıyor. Yemin etsek başımız ağrımaz. Getlik vurmadık mı? Vurduk. Sınırın berisinde. Sana bir şey diyeyim mi? Bazen bu halime şükrediyorum. Ne varmış halinde? Benim seninkine benzer dertlerim olmayacak. Hiçbir zaman. Böyle konuşma. Sen güzel bir kızsın.
Elbet helal süt emmiş biri karşına çıkacak. Yılı 2002. Gülbeyaz oldu. Karadeniz Kızı rolüyle gönülleri fethetti. 1999'da Doğu'nun kızı olarak pek ilgi görmedi ama 2002'de Karadeniz Kızı olarak herkes onu çok sevdi. Gülbeyaz gelmiş. Duvarın oraya bak. Çimci yanmış. Kadir kızım, Kadir. Tanımadın mı? Tanımam mı? Hem de ilk görüşte tanıdım. Anlaşıldı şimdi. Ne anlaşıldı? Bu kız ne olmuş ya? Dur daha henüz bir şey olmadı. Özellikle dizide rahmetli Kazım Koyuncu ile birlikte söyledikleri şarkı hala hafızalarda. Ben seni sevdim ida dünyalara bildirdim. İndirdin kaşlarını babani, babani mi indirdim? İndirdin kaşlarını. Babani, babani mi öldürdüm? 2004 yılında aynı anda hem bir erkek hem de bir kadın karaktere hayat verdiği Müjgan Bey dizisiyle adından söz ettirdi Şevval Sam. Daha ne kadar güçlü olabilirim de bana söyler misin ya? Değişecek, değiştirecek kadar. Neyi değiştirebilirim ki? Ha? Annemi mi? İcra kağıdını mı? Ablamın hayatını mı? Neyi? Kendini. Aynı yıllarda müziğe de devam etti. Sanat müziği albümü yaptı, Alaturka şarkılar söyledi. Gülbeyaz'dan sonra bir daha Karadeniz'i kız oynamak istemiyordu Şevval Sam. Çünkü Gülbeyaz'ın üstüne çıkamayacağını düşünüyordu. Herkesin zihninde Gülbeyaz karakteri olarak ben iz bıraktım Karadenizli kız olarak. Şimdi ne yaparsam yapayım o bende kodlanmış bir Gülbeyaz bilgisi var. Ne yaparsam yapayım hani kim olursam olayım Gülbeyaz olacak o. Ama 2010 yılında Yüreğine Sor filminde ısrarlara dayanamayıp bir kere daha Karadeniz kızı oldu. Masalcı Maria vardı. Belki duymuşsunuzdur. Masalcıların ecesiydi. Nur içinde yatsın. Tango yaptı. Türkü söyledi. Rock söyledi. Müzikte daldan dala konmayı, farklı stiller denemeyi çok sevdiğini söylüyor Şevval Sam. Ben müzikte gezgin ruhluyum sanki. Bakıyorum kendi hikayeme. Alaturka'da var, tango var, arabesk var, rock var. Bence olmayan yok. Var mı olmayan? Halk müziği var, caz var. Hani profesyonel olmasa da yani bir karakteri canlandırır gibi düşündüğün zaman aslında ruhundaki dehlizlerde yeni bir takım şeyler keşfediyorsun. Yani ben kendimi o şekilde keşfettiğimi düşünüyorum. Gezgin ruhlu müzik kadını tango albümü de yaptı zamanında. Yüreğim sanki bir küçük kanarya, bir çift diri göz, bir küçük çanta, utangaç sıkılgan hatta ürkekçe bir hasta. Şarkıları dinledim, tangonun ruhunu hissetmeye çalıştım. Sözler yazdım. O müziğin içine daha fazla girdim. Bu albüm için çok çalıştı. Tango dansı dersleri alırken de görüntülemiştik onu. Tango albüm yapmaya kalkışınca tango dans öğrenmekte farz oldu. Dans dersi de aldım. Bazı figürleri biliyorum. Zaten o biraz daha akışın içerisinde olmak gibi. Fakat bizim biraz daha stilize edilmiş bir koreografiye ihtiyacımız vardı. Ve bu dersler sonucu bir gün sahnede şahane bir tango gösterisi yapıyordu. Rock müzik de yaptı. Çok sevdiği Kazım Koyuncu'nun şarkısını rock versiyonuyla söyledi. İşte gidiyorum. Bir...
dönem müziğe ağırlık verse de ekranlardan uzak kalmadı. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da şarkıcı olarak izledik onu. Doldu siyahta sülüf pembe yanak, ah üstüne ben doldum. Güzelliğiyle ve formuyla hep ilgi çekti. İlk ünlü olduğu 20 yaşından 40'lı yaşların sonuna geldiği günümüze hep güzel kalmayı başaran bir kadın oldu Şevval Sam. Bu güzelliği annesi Leman Sam'dan aldığını düşünüyor. Kalbimi iyi tutmaya çalışıyorum. Kalbim. Yoksa onun haricinde genetik bir avantajım var tabii. Anneme baktığınız zaman annem hala fıstık gibi yani. Öyle bir genetik avantajım var ama ekstra bir şey yaptığımı söyleyemeyeceğim. Spor yapmıyor ama hep doğayla iç içe yaşıyor Şevval Sam. Tabiatla iç içe olmayı çok seviyorum. Hani bir fitness center'a gidip de böyle spor yapabilecek biri değilim. Ama dağ bayır keçi gibi beni yürütebilirsiniz saatlerce. 41 yaşlarına ilk girdiğinde kendisini bir demli çaya benzetiyordu. 40 yaşıma geldim ve hani hayatımın en böyle demli çay kıvamında, çayı da unutup vardı. Yani demleyen, iyi demlenmiş bir çay kıvamında olduğu yaşlara geldim. 46 yaşında Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda da Trabzon hurması gibi hissediyordu kendini. Ham meyve değil, olgun bir meyveden. Mesela Trabzon hurmasını düşün, yani olmamışı buruk olur. Hı. Ama olmuşu da tadından yani bayağı şekerli bir kabak tatlısı gibi, yani pişirilmiş bir tatlı gibi. Ben çok sevdiğim için bu örneği verdim de. Hiçbir zaman yaşla sorunu olmadı Şevval Sam'ın. Ben yaşla da çok aslında ilgilenmiyorum. Yani enerjim kaç yaşındaysa, bedenim kaç yaşındaysa, ruhum kaç yaşındaysa, deneyimim kaç yaşındaysa, aslında bunlar tek bir yaş diyememesine sebep oluyor insanın. Ama 40'lı yaşlarını daha çok sevdiğini dile getiriyordu her seferinde. 20'lerime 30'larıma dönmek hiç istemiyorum. Yani ben 40'lardan sonra kendimi tanıdım, dişi enerjimle barıştım. Estetiğe hiçbir zaman karşı olmadı. Estetik cerrahi kullanmaya nasıl bakıyorsunuz? Hani o botokslu falan bir takım müdahaleler gerek var mı? Tabii aslında belli ölçülerde, yani oradaki kriter şu: insanın ifadesini, karakteristik özelliklerini bozmayacak ölçüde yaşıyla barışık küçük müdahaleler yanlış gelmiyor bana. Yani saçını boyatmak gibi bir şey. Hı. Beyazladığımı boyatıyorsun. Ama ifadeyi bozan estetiği de hiç sevmedi. Tipini değiştirecek kadar büyük estetik müdahalelerde bunların psikolojik de bir takım açılımları olduğunu düşünüyorum. 20'li yaşlarda anneliği tattı. Oğlu da onun gibi ünlü oldu. Günümüzün önemli yakışıklılarından Tarık Emir'i kucağına aldığında henüz 20 yaşındaydı Şevval Sam. Aradan yıllar geçti, o minik çocuk büyüdü. Tarık Emir de artık bir oyuncu. Şu anda çok memnun benim gibi bir anneye sahip olmaktan dolayı. Ben de onun gibi bir çocuğa sahip olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü bir yandan da bir araya geldiğimizde çok eğleniyoruz. Yani çok fazla bir kuşak farkı olmadığı için çok gülüyoruz. Ömür Sabuncuoğlu'na Tarık Emir'le ilgili yaptığı itiraf çok konuşulmuştu. Yurt dışında biz el ele gezdiğimiz zaman bizi çift zannedebiliyorlar bazen. Evet, o daha büyük gösteriyor, ben de biraz genç gösteriyorum. Bir yerde böyle insanlar inanamadılar, arkadaşlarına seslendiler. Anneymiş ya, annesiymiş ya, gelsene baksana diye başka masalardan gelip emin olmak için bakanlar oldu. Bunlar tabii benim en eğlendiğim taraflar. Küçük yaşta anne olmanın güzelliğini yaşıyor şimdilerde ama ilk zamanlar zor olmuş. İyi tarafları var, zor tarafları var. Yani avantajları ve dezavantajları var diyebilirim. Bunun sebebi de sen de küçüksün. Ve hani ben bir de küçükken bir bebekle bile oynamadım. Yani daha oğlan çocuğu gibiydim. Hani bir bebekle nasıl oynanır onu da hani ya da nasıl bakılır tam bilemiyordum. Yani ben de küçüktüm ve bir yandan birlikte büyümek gibi bir şey söz konusu oldu. Hayvanı, doğayı ve otomobilleri çok seviyor. Şevval Sam'ı tanımlayan en önemli özelliklerin başında hayvan sevgisi geliyor.
Badem buranın beyefendisi, yakışıklısı, aslında sahibi gibi. Hayvan satılmasına, pet shoplardan canlı hayvan pazarlanmasına karşı. Pet shopların hayvan satmasından dolayı çok rahatsız oluyorum. Çünkü insanlar önce tabii çok sevimli oldukları için ve küçük oldukları için hayvanları alıyorlar. Oyuncak değil onlar, onlar da canlı. Hayvanlara duyulan saygı onun için çok önemli. Yani aslında Ramazan'da aç ve susuz kaldığımız dönemlerde belki hayvanları da anlayabiliriz. Onlar bu sıcaklarda aç ve susuz kalabiliyorlar. Sadece buna ihtiyacı olan insanlar değil, bizler değiliz. Kapılarının önüne bir kap su, bir kap mama koyarlarsa gerçekten özellikle Ramazan'da çok daha büyük sevap kazanacaklarını düşünüyorum yani. Bir martıyı kurtarmak için çabası dün gibi akıllarda. Yine mi martı? Eyvah. Yok. Ay yine üçüncü bu. Uçmaya çalışıyor da. Bak şurada otoparkın orada hemen tepeye çatıya koyuyorlar. Oradan uçabiliyor. Aman dikkat. Kanatları kırılmasın. Evinde kediler var. Onlardan biri de Mik Mik. Mik Mik evin yeni ferdi galiba. Onlar burada doğmuş. Ben burada yokken fark ettim. İlk başta çok şeydi. Çok yabaniydi. Severek evcilleştirdim, yedirerek. Ay benim güzelim. Gel bakayım sen. Ay annem. Ay Mik. Bak bak Mik. Ay annem, bak, 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 çok güzelsin sen. Bir doğa aşığı aynı zamanda. Yerleşmek istiyorum artık, yani yerleşeceğim. Eylül-Ekim gibi Bodrum'a tekrar dönüp, orada bir ev tutup, yine bir bahçe mutlaka istiyorum. Çünkü Bodrum'un iklimini de çok seviyorum. İstanbul beni yormaya başladı artık. Biraz da yaşım geldi belki de yani o taraflara göçmek için. Bir başka sevdası da otomobiller. 4 ay karavanda yaşamıştı yıllar önce. İstanbul'da bir yerlere işte Müjgan Bey çekiyoruz o zaman. Set bitiyor, herkes evlerine dağılıyor. Ben bu gece nerede kalsam acaba filan diye. Aşiyan'da, Bebek'te, Kurtçeşme'de filan kalıyordum. Genelde taksi duraklarına yakın park ediyordum ki bir şey olursa hani birilerinden yardım isterim diye. Ama bir şey de olmadı. Hı hı. Çok da keyifli bir dönemdi. İnsanın küçücük bir mekana 4 metrekareye sığabildiğini, her türlü yaşayabildiğini gördüm. Otomobilleri öyle bir seviyor ki zamanında sanayide çalışmayı bile istemiş. Ben sanayide çalışmak isterdim. Yani sanayide arabalılara daha yakın olayım diye. Böyle özel bir zevkim vardı. Neden bilmiyorum ama hala çok severim arabaları. Peki tamir mesela bozuldu. Tamir ben yapardım. Tamirini ben yapardım. Lastik değişimi falan. Her şeyini. Lastik değişimini yapardım. Ondan sonra karbüratörünü temizlerdim. El becerisi, bilinmeyenleri ve şahane evi. Şevalsam et yemiyor. Uzun süredir böyle besleniyor ünlü sanatçı. Et yemiyorum ve herhangi bir şekilde et ya da tavuk reklamında oynamam. Tabii tüketmediğim bir içecek, isim vermeyeyim şimdi, işte gazlı içecekler. İçmiyorum mesela, içmediğim için onun reklamında oynamak doğru gelmiyor bana. Fast food sevmiyor, gençlere fast food yedirilmesine karşı. Fast foodları bence kesinlikle çocuklarına yedirmesin kimse. Tavuklar çok sağ, yani tavuklar artık tavuk değil. Onu biraz araştırsınlar. Ben söylemeyeyim de biraz bu tavukları, etleri biraz araştırsınlar. El becerisi oldukça fazla. Bir kaynak makinesini eline aldığında acemilik çekmediğini biliyoruz. Evindeki mobilyaları yapabilecek kadar başarılı bir marangoz aynı zamanda. Bir dönem bir arkadaşımla marangoz halimiz vardı. Öyle işlere çok meraklıydık. Şu sehpa ve şu sehpa bizim orada yaptıklarımızdan filan. El işi. Evet, el işi. Peki bu masayı mesela ne kadar zamanda tamamlamıştınız? Ya hatırlamıyorum ama bu armut ağacı olması lazım. Şu da ıhlamur olması lazım. Bunu da beraber yaptık. Şevalsam'ın sesinden dinlenmesi gereken şarkılar. Şevalsam'ın müzik kariyeri gökkuşağı gibi. Çok şarkı var ondan dinlenesi. Canım feda edin senin yoluna, günahlarım da benim boynuma. Çıkalım senle bağda yanıma. Sen bir şahitsin, ben garipsin.
Arabesk yakışıyor sesine. İşte Şevval Sam'dan Bir Orhan Gencebay şarkısı. Sanat müziği onun sesiyle bir başka güzel. Erol Evgin'le düeti de bir harikaydı güzel sanatçının. Başkaydı, bir başkaydı o heyecanla. Nasıl da geçti gitti o zamanla. Bilemezsin sevgilim, bilemezsin bir tanem. Bilemezsin eğri o yıllar. İbrahim Tatlıses klasiği sarhoş yorumu da. Şarkısıyla, güzelliğiyle, oyunculuğuyla günümüzün de önemli yıldızlarından biri Şevval Sam. Hayata geç kalmamış ama buna inat, genç kalmış bir yıldız o. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur.